çocuk sahibi olmamı istiyorlarmış ama bulunmuyormuş. Durum böyle olunca da evlatlık edinmek istemişler. Ama orada da çok sıra varmış, gene olmamış yani. Ben haberi verince bir heyecanlandılar, bir görsen. Peki, halleri, vakitleri yerinde mi bu insanlar? Tabii canım. Sen de mutlaka duymuşsundur zaten isimlerini. Taylanlar. 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 Hani şu yeni çiftlik tarafında böyle kocaman, muhteşem bir evleri var. Kızım onlar çok zengin. Vallahi kazanlar bile solda sıfır kalır onların yanında. İyiymiş. De yine de bir konuşmam lazım benim ve Melek onlarla. Neticede can teslim ediyor şimdi. Zengindiler verdik olmasın. Değil mi? Tabii canım. Onlar da konuşmak istiyorlardı zaten. Olmadı gider aracını Nülüfer Hanım'la konuşuruz. Bir gidelim konuşalım. Şimdi mi? Ha şimdi. Gidelim konuşalım. İyi tamam hadi. Hadi. Buyurun lütfen. Yalnız tek bir şartım var. Annesi bebeği bize verdiğinizi kesinlikle bilmeyecek. Bu konuda Taylanlar kesin garanti istiyor. Ha bir de imzalı feragatname alacağız. İmzalarız, bir sıkıntı yok. Zaten annesi de istemiyor çocuğu, kesinlikle istemiyor. Taylanlar bu konuda çok hassas. Yarın öbür gün bir ters bir şey olursa... Yok, ben sizi temin ederim Nilüfer Hanım. Hiç öyle bir şey olmayacak. Umarım dediğiniz gibi olur. Neyse, şimdilik bu konuları konuşmamız için biraz erken. Bebeğin anne karnında iyi beslenmesi ve de düzenli olarak doktor kontrolünde olması önemli. Para önemli değil onlar için. Lütfen çekinmeyin. Valla genel çerçevede biz de sizin gibi düşünüyoruz. Değil mi? Ne yapalım bizim isteyelim merhaba. Yani her zaman daha fazla rahatsız etmeyelim biz sizi. İzninizi isteyelim. Her şey için çok teşekkürler. Memnuniyetle. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Her şey için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Melek be, senin bildiğin yerde böyle bir kumar oynanan bir yer var mı? Senin doktorlar falan gidiyordur, kulağın deliktir biliyorsundur belki. Kumar oynayayım ben. Kumar mı? Ya Mehmetciğim, şu paranın ucundan senin tomografini çektirsek... ...kalan parayı da Şadiye ve bebeği için kullansak olmaz mı? Olmaz. Kumar oynayacağım ben. Vallahi yüzüne bakmam bir daha seninle. Gel bakayım. Hiç sarılma. Şaka yaptım ya. Saçmalama be, ne kumarı? Al şu parayı. Al şunu. Sen de dursun. İhtiyaç halinde ufak ufak verirsin. İşte yok ne bileyim tomografim falan filan. Şadiye'ye alışveriş yaparız bu parayla. Birlikte çıkarız alışverişe. Hem görüşmemize vesile olur. Tamam. Madem sen güvenmiyorsun bana. Yok ya ondan değil de. Yok bir güvenmedim bir güvenmedim. Kumar oynayacağım zannettim. Hadi bakalım, mideleriniz bayram etsin bu akşam. Gelin bakayım. Bu ne ya? Hangi dağda kurt öldü Hatice Sultan? Hayırdır? Mis gibi de helva kavurdum. Ama önce bunlar bitecek. Anne kız, biri falan mı öldü be? Babanızın ruhuna kavurdum evladım. Babam mı? Babam ölmüş mü? Duymadım. Benim için... Artık Recep öldü. Bitti. Bundan sonra isterse gelsin, ayaklarıma kapansın. Benim için bitti o iş. Vallahi bu kapıdan girsin, kesinlikle içeri falan almama. Şimdi babam buraya gelecek, sen de eve almayacaksın yani. Hayatta inanmam be. İste inan, iste inanma. Göreceğiniz bak, göreceğiniz. Artık yollarını falan gözlemek yok o adı batası canım. Hepinizi de şöyle bir derleyip toparlayacağım. İlk iş... O keçi ablanızla gidip konuşacağım. Kulağından tutup eve getireceğim onu. Görüşürüz bak. Hadi bakalım. Söyde inanma. Mehmetciğim, Şadiye'ye vekaletname ile feragatname imzalatmamız lazım. Tamam, hallederiz. Şadiye'nin çok dikkatli olması lazım. Hamileliğini iyice saklamamız lazım, tamam mı? Olmadı biz seninle gideriz. Şadiye'ye böyle bol kıyafetler alırız.
Sonra 6 aylık falan olunca da yalana Tarşadi'yi buradan uzaklaştırırız. Bak benim teyzem var İzmir'de. Hem onun ağzı da çok sıkıdır. Onun yanına götürürüz olmadı. Sen de Şadi'ye bir iş buldu. Yaşlı bir kadına bakacak dersin. Tamam mı? Biz de gider. Rahatça istediğimiz zaman görürsün. Ne diyorsun? Melek ben. Sen kim varsın be? Sen olmasan biz bunların hiçbirini halledemezdik ya. Sağ ol. Ne demek canım? Önemli olan Şadiye ile bebeğin huzurlu ve mutlu bir hamilelik süreci geçirmesi. Aileyi bir görsen, o kadar heyecanlılar, o kadar özeniyorlar ki... eminim o çocuğa çok iyi bir hayat verecekler, çok iyi bakacaklar. Senin de için rahat olsun. Bir çocuğa bile bakamıyoruz ya. Bir çocuğa bile bakamıyoruz ya. Sıkma artık canını. Şadiye Hanım. Benim. Mektubunuz vardı. Şuraya bir imza alabilir miydin? Efendim. İyi günler. Canım Şadiye'm. Sessizliğinin sebebi nedir güzelim? Son görüşmemizde seni kırdığımı düşündükçe kahroluyorum. Çok pişmanım biliyorsun. Senden haber alamadıkça buradaki hayatım daha da zorlaşıyor. Lütfen beni görmeye gel. Ya da en azından mektup yaz. Seni çok ama çok seviyorum. Zafer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.